Selamlar YouTube Türkiye'nin en değerli kitlesi. Ben götüne zor geldiği için arka plana gameplay atıp millete sallayan eleştirmeniniz Juadis. Bugün eleştiri adı altında millete sallayan ve manipülatif eleştirmen Juadis hakkında konuşacağız. Öncelikle Juadis videolarında nasılsa video dışında da aynı olan birisi. Videolarında illaki birazcık daha sert konuştuğu yerler vardır mutlaka ama düşünce yapısı olarak birebir aynı. Bazıları gibi iyiye iyi, kötüye kötü deyip geçmiyor. Yorum katıyor. Ha bir de thumbnail çalmıyor. Kanalına baktığımda ilk olarak dikkatimi çeken şey thumbnail'dı. Muhtemelen yeni thumbnail yapmaya başladığı için bana söylemişti. Bu konuda kendini daha da geliştirmesi gerekiyor. Aslında hani birkaç kez kendisi bahsetmişti. Çok yoğun tempoda çalıştığı için bazen vaktinin olmadığını, YouTube'a istediği verimi veremediğini söylemişti. Muhtemelen işlerini yoluna sokmaya başlamış olsa gerek kendini geliştirmiş ama yine de eksikleri var. Örneğin bu videosu. Videonun başında birini eleştirirken 2 yıl önce YouTube'a atılmış içeriği görsel olarak kullanmış. Bir bakayım dedim hani ne içerikler üretiyor lan bu falan diye. Valorant troll. Hani tamam kızın kanalına girdiğinizde belki neredeyse tüm videoları troll olsa da birini eleştirirken geçmişten bahsetmiyorsan eğer güncel fotoğraf kullanmak çok daha iyi. Bir de gidip kızın bebeklik fotoğrafını koyup niye bebektin diye sorsaydın. Koyayım. Yapmaman lazım oğlum böyle şeyler. Geçmiş de eleştirebilir. Bunda hiçbir sorun yok ama böyle geçmişe dair fotoğrafları kullanıp güncel konuşma yaptığında insanlar sallamak için sallamışsın ana kodumun çocuğu falan diye boş boş yorum yapabilir. Şimdi bu adamı izlediğim kadarıyla neredeyse tüm videolarında agresif. Yani bir insan hiç mi bir videosunda sakin olmaz? Hep mi agresif? Hep mi ofansif olur diyordum. Sonra kanal açıklamasına baktım. İçeriye göre ofansif eleştiri. Döndüm eleştirdiği kişilere şöyle bir baktım. Adam haklı beyler. Hangimiz arkadaş ortamında bu kişilerin konusu geçtiğinde ofansif veya agresif eleştirmedik ki. Mesela The Day Before eleştirmiş. 3 yıl bekledim oyun için. Şirket battı diyor. Şimdi bu adam agresif olmasın da ne yapsın? Kızmış yerine buz mu soksun? O yüzden agresiflik konusunda gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. Agresifliği bir yana bir de bu adamın deli gibi küfürleri var. Tüm videolarında küfür var. Küfürü biraz olsa azaltabilirsin. Zaten sansür atıyor. Koyayım. Hiç etmesen daha iyi. Kişi eleştirilerinde küfrün kötü yanı, sen ne kadar güzel bir eleştiri yaparsan yap, videonun sadece bir saniyesinde küfür et, dal sana çıkıp der ki bu beni eleştirmemiş, bu bana küfür etmiş he. Diye ağlamaya başlar. Gerçi umursamaz bu adama benzediği için bunu takmaya da bilir. Adamın son videosuna girdim ama sürekli bir araba yarışı oyunu. Dostum amacın milleti arabayı sürmeye teşvik etmekse başarılı olamazsın böyle. Ara sıra bir farklı gameplay koy, bir farklılık kat. Hani anlıyorum kendi oynadığın oyunu koymaya çalışıyorsun ama farklı oyunlar da oynayabilirsin. Bir de. Birkaç tane parodi videosu yapmışsın. Yok işte uçanırma bu video sana. Yok şöyle yok böyle. Yani eleştirel parodi yapacaksın. Bir tane yap geç. İkinci niye var koyayım? Böyle sürekli parodi videoları çekersen kitlen de bir süre sonra sıkılmaya başlar. Birazcık ağzını yormaya cidden değer şeyleri ele alman lazım. Mesela ragebait content üreten insanları ciddi eleştirmişsin. Juadis'cim canımın içi. Bunların zaten bakış açısı reklamın iyisi kötüsü olmaz. O yüzden kendimden nefret ettireyim ve takipçi kazanayım. O yüzden bu tarz kişiler gündemde olmadıkça bence eleştirmemen lazım. Gündemde olmadığında da eleştirebilirsin. Bunda sorun yok ama sonra böyle boşlar gelip sana sallar durur. Bir de parodi videolarına bakarken fark ettim. Oğlum 4000 abonem var ama gel gelelim Uhud ordusu misali girmediğin drama savaşı kalmamış koyayım. Yok bilmem kimin gerçek yüzü, yok Eren draması, Charm Koal Meh draması falan. Bir soluklan, sakin ol. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla da zaten insanlar artık dramayı da sevmiyor. O yüzden dramalar hakkında video yapacaksan bir tane yap, mantıklı yap. Kısacası thumbnail'ları geliştirip bir de editlerini daha özenle yaparsan bence çok daha iyi kanal olursun diye düşünüyorum. Ha bir de sürekli mastürbasyon yap deyip durma yapıp geliyorum. Kitlen de olumlu bakarsa bir ara gizemli hikayeler hakkında da video çekebilirsin. Sesin o konsepte gider diye düşünüyorum. Neyse bugünlük benden bu kadar. Juadis senin a**a koyayım. Açıklama kısmından Discord ve sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve adios.